Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde özellikle son zamanlarda devlet alımlarında nasıl devlet başvuruları yapılır, İŞKUR'da nasıl başvuru yapılır onu göstermek istedim. Çünkü bu konuda da takılanlar olduğunu gördüm, duydum yani. İster istemez belki faydamız olur gibisinden bu videoyu da çekme ihtiyacı duydum diyebilirim. Google'a İŞKUR yazdıktan sonra İŞKUR'un sitesine giriyorsunuz. İsterseniz Google'a yazmadan direkt işkur.gov.tr adresine girebilirsiniz. Burada şu anda hali hazırdaki Sağlık Bakanlığı'nın yani bugün ayın 30'u 30 Kasım'la işte aralığın belirli bir arası mesafesinde kayıt alımı yapıyorlar, işçi alımı. Buna başvurmak için Sağlık Bakanlığı başvuruları için tıklayınız diyor. Biz buraya değil de İşkur ana sayfası için tıklayacağız. İşkur'a giriş yaptıktan sonra zaten bu sayfaya tekrar geleceğiz. İşkur sayfasına giriş yapmak için tıklıyoruz. Sonrasında sağ üst köşede bulunan internet şubesine giriş kısmına tıklayacağız ve giriş yapacağız arkadaşlar. Karşımıza gelen yerden ben kimlik numaraları falan görünmesin diye biraz o alanı durdurdum. TC kimlik numaranızla giriş yapıyorsunuz. Eğer İşkur'da da TC kimlik numaranızla giriş yapacak şifrenizi bilmiyorsanız E-Devlet üzerinden de giriş yapmaya müsaade ediyor. Giriş yaptıktan sonra özgeçmiş işte ilan bilgileri bunlar hali hazırda dolu ise direkt iş ilanları kısmına tıklayabiliyorsunuz. Dolu değilse özgeçmiş kısmını doldurarak okul ve diğer kısımları zaten birçoğunu E-Devlet üzerinden alıyor. Doldurduktan sonra iş ilanları kısmına başvuru için giriyorsunuz yani ilanları görmek için. Aynı zamanda herhangi bir yere iş başvurusunda yapmaya gittiğinizde sizden CV'nizi istiyorlar hani. CV çıktısını da yanlış hatırlamıyorsam buradan alabiliyorsunuz. Şuralarda özgeçmiş kısmına tıkladıktan sonra ya da online işlemlere tıkla. Evet, kısa yollardan tıkladığınızda özgeçmişim diye tıkladığınız zaman sizin hali hazırda doldurmuş özgeçmişinizi alarak farklı iş yerlerine de başvuru yapabilirsiniz. Her defasında farklı yere başvurma doldurmanıza gerek yok. Bir defa güzel bir şekilde İŞKUR'a başvuru CV'sinizi doldurduğunuz zaman her daim bunların çıktısını alabilirsiniz. Şimdi iş ilanları sekmesine tıklıyoruz. Burada karşımıza gelen sayfada zaten direkt Sağlık Bakanlığı ilanları için tıklayınız diye bir sekme açıldı. Bunu tıkladığınız zaman Sağlık Bakanlığı'nın alım yerleri buralar arkadaşlar. Bunlara aynı sayfa üzerinden de tek tek girebiliyoruz ya da başvuru yapmak isterseniz herhangi bir kendinize uyan, size uyan kriterlerde tıklayınca geliyor. Mesela atıyorum temizlik görevlisi tıkladığınız zaman pozisyon kısmını gösteriyor. Size uygun ise en alt kısma geliyorsunuz. Şuradaki çentik işaretledikten sonra başvuru diyorsunuz ve başvuru işlemini yapmış oluyorsunuz. Bu sayfaya bir de şuradan geliniyor arkadaşlar. Bu kısımda da işveren türüne kamuyu seçtiğiniz zaman şurada da bulunduğunuz ili yazarsanız hani sadece bütün listeyi görmeyin ben atıyorum Tokat yazıyorum. Tokat'ı görmem yeterli. Ben Tokat dışında başka bir yere başvuru yapmam derseniz Tokat diyor tüm ilçeleri. Ara dediğimiz zaman kamuya dayalı olduğu için alt kısımda aynı deminki listenin sadece Tokat kısmını gösteriyor. Evet, burada da gördüğünüz gibi alt kısımlarda yine Tokat'a ait kamu yerlerini gösteriyor. Oldu ya işte devlet kamu kısmında herhangi bir iş başvurusu yapamadınız. Özelde iş başvurusu yapmak istiyorsunuz. Bunda da yine İşkur üzerinden başvuru işlemi yapılabiliyor. İşkur'da da burada tümü yerini seçebilirsiniz ya da özel kısmını seçebilirsiniz. Kamuyu zaten kontrol ettiniz. Kamuda siz uymuyorsunuz. İşte KPSS puanı düşüktür. O kriterlere uymaz. İstediği mezunlardan, okul mezunlarında da değil yine mezun da olamıyorsanız. Özel kısmını seçin arkadaşlar. Tokat için yine ben aratıyorum. Burada da özel birimler yani devlet haricinde işe alacak kişilerin listesi görünüyor. İşte gördüğünüz gibi burada konfeksiyon, ön muhasebeci. Kendinize bu şekilde de iş olana tanımlayabilirsiniz. Bunlardan başvurduktan sonra başvurularım ekranından şurada online işlemler, işte iş arayan, iş veren buraya tıkladığınız zaman başvuru kısımları da geliyor arkadaşlar. Şuradan da pardon. Başvurularım kısmına tıkladığınız zaman iş başvurusu kısmını göreceksiniz. Aynı zamanda bir de E-Devlet üzerinden iş başvurusu yapılıyor. Ben hazır bu konuya değinmişken onu da anlatayım. E-Devlet işi üzerine giriyorsunuz arkadaşlar. Şuradan hemen E-Devlet yazalım.
E-Devlet kapısı. E-Devlet'e giriş yapacaksınız. Evet, E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına kariyer yazmanız yeterli. Kariyer yazdıktan sonra alt kısımda çıkan kariyer kapısı kamu işe alım Cumhurbaşkanlığı. Burada ara ara devletin iş başvurusu alımlarını kimi zaman kamuoyunda duyurulmamış oluyor ama burada kesinlikle her daim iş başvuruları çıkıyor arkadaşlar. Buradan da işlemleri yapabilirsiniz. Bu alana tıkladıktan sonra şuradaki çıkan yerlerde sizin kriterleri hemen hemen size uygun olan kısımları gösteriyor. Burada da yine inceleyerek okul kısmını özellikle dikkat edin. Ben çünkü şuna mesela baktığınız gibi başvuru ilişkin süreci kariyer kapısı yaparak takip edebilirsiniz. Yani başvuru alındı diyor. Başvuruyu da yarım kalanlar da vardı. Başvuru henüz tamamlanmadı. Baktım okul kısmı bizimkine uymuyor. Bu nedenle başvuru işlemini yarıda bırakmıştım. Okul kısmına birebir kontrol edin. Kontrol ettikten sonra başvuru işlemini yapabilirsiniz buradan da. Yine buradan da başvuruları kariyer kısmına yazdığınız zaman kariyer diye arama kısmına kariyer yazınca iş başvurusu sorgulama kısmından görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde devlet kamu alımına ya da normalde özel sektördeki alımlara iş başvurusu yapılacak alanları takip edebilirsiniz. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere.